İslam İşbirliği Teşkilatı İnsan Hakları Bağımsız Daimi Komitesi Komiseri ve Malezya Küresel Barış Misyonu Başkanı Profesör Ahmet Azam Abdurrahman, Cenevre'de devam eden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 52. toplantısında Doğu Türkistan'da Çin soykırımına maruz kalan Uygurlarla Hindistan ve Burma'da yaşayan Müslümanların sorunlarını dile getirdi ve uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmeye çağırdı. Çin'in propaganda aracı Halkan'da yer alan habere göre Çin rejimi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 52. oturumunda uluslararası toplumu sahte ve yanıltıcı bilgilerle kandırmak için Aksu vilayeti Uçturfan ilçesine bağlı Otbaşı Bölge Polis Karakolu'nda görevli olduğu lanse edilen Varjisyan Mehmet adlı bir Uygur'u video konferans yöntemiyle zoraki ifade vermesini sağlayarak Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında, cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerine devam eden vahşice zulüm, fiziksel işkence, aşağılama, hor görme ve katliam suçlarını örtbas etmeye çalıştı. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nania Mahuta 25 Mart'ta Çin'e ziyarette yaptığı açıklamada Yeni Zelanda'nın Uygurların insan haklarından büyük endişe duyduğunu söyledi. Ziyarette Çin'in dışişlerinden sorumlu devlet komiseri Wang Yi ile bir araya gelen Nania Mahuta, Yeni Zelanda, Sincan'daki insan hakları durumuna ve Hong Kong halkının demokrasi ve özgürlüğünün yok edilmesine özel önem veriyor dedi. ABD'de Biden yönetimi geçen hafta sonu denetim yapamadığı 14 Çinli şirketi kırmızı listeye alarak ABD'li ihracatçıların bu şirketlere ürün satmadan önce ayrıntılı inceleme yürütmesini zorunlu tutan bir karar aldı. ABD Ticaret Bakan Yardımcısı, ABD'nin ileri teknoloji ürünlerinin dünyada nasıl kullanılacağını belirlemek için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız açıklamasında bulundu. Fransa Kamu Hizmeti Bakanı memurların telefonlarında TikTok uygulamasının yasaklanacağını açıkladı. Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor. Avrupa Komisyonu'nun ardından birçok ülke uygulamayı devlete ait cihazlarda yasaklamıştı. Çin Başbakan Yardımcısı dışa açılmanın daha da ilerletilmesi ve pazar fırsatlarının dünya ile paylaşılmasının önemini vurguladı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Başbakan Yardımcısı, pazar günü 2023 Çin Kalkınma Forumu'nun açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'da umre ziyaretçilerini taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yemen medyasına göre ise kaza yapan otobüs Yemenli umre ziyaretçilerini taşıyordu.